Saygıdeğer basın mensuplarımız, değerli Yenişehirli hemşehrilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, kıymetli muhtarlarımız, meclis üyemiz, teşkilat mensuplarımız, Yenişehir'de sıkıntıyı duyup çevre ilçelerden gelen Yıldırım İlçe Başkanımız, Sayın Kestel İlçe Başkanımız, hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Yenişehir Belediyesi'nin kanunlara aykırı olarak almış olduğu taşınmaz mal satışlarıyla ilgili ilk olarak tüm belediye meclis üyelerimizin İYİ Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partisi olmak üzere tüm belediye meclislerimizin haklarını korumanın yanında Yenişehirli vatandaşlarımızın sahibi olduğu taşınmaz malları yerinde kalmasını ve bunları kurtarmak için burada bulunmuş bulunmaktayız. Normalde açıklamamızı Yenişehir Belediye Meydanı'nda yapacaktık. Kaymakamlığımızla bu konuda görüştük. Ama dün akşam Sayın Belediye Başkanımızın yapmış olduğu "Hadi gelin belediye meydanına da ben oradayım, görün" açıklamasından sonra Kaymakamlığımızın bize göndermiş olduğu yazıda ilçe heykel meydanında, yani güvenlik önlemlerinden dolayı ilçede heykel meydanında açıklama yapmamızın daha uygun olacağı bizlere tebliğ edildi. Düşünün nasıl bir Türkiye'de yaşadığımızı, nasıl Yenişehir'de nasıl yöneticilerimiz tarafından idare edildiğimizi hepinizin takdirine bırakıyorum. Bizler yapamaz mıydık orada? Elbette yapardık ama bizim devlete bağlılığımız herkes tarafından bilinmektedir. Değerli dostlar, dün akşam bizim bu açıklamamızın öncesinde Sayın Belediye Başkanımızın şahsımla ilgili yapmış olduğu, belediye başkanına bırakın, bir insana yakışmayan ifadeler, hakaretler, söylemler herkesin takdirine bırakıyorum. Dün muhtarlarla yapmış olduğu görüşmeden sonra bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. 22 muhtarımız, 20'nin üzerinde muhtarımız belediye meclis üyemizi arayıp baskı yaparak "Nasıl böyle bir şey yapıyorsunuz? Böyle bir şeye girmeyin" diyerek toplantıya, hatta bizim basın açıklamamıza bile katılmasını engellemeye çalıştılar. Zorla ve cebren. 22 muhtar. Geri kalan 49 muhtarımıza buradan selam olsun. İYİ Parti'nin kuruluş felsefesinin altında yatan en büyük olgu hak arama mücadelesidir. Biz buraya hak aramak için çıktık tüm Türkiye'de. Ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Yenişehir ilçemizde de mücadele ediyoruz. Doğruları arıyoruz. Bir yerde bir eksiklik varsa ona çözüm bulmak için çalışıyoruz. Yine Yenişehir Belediye Meclisimizde bugüne kadar İYİ Parti meclis üyelerimizin yapmış olduğu katkılar ciddi anlamda önemlidir. Belediye meclisine almış olduğu kararların %90 küsürü, %97, %98 diyebilirim, oy birliğiyle geçmiştir. Bizler İYİ Parti meclis üyeleri olarak, İYİ Parti grubu olarak Yenişehir için yapılması gereken her güzel adımda yanındayız ve bundan sonra da Sayın Belediye Başkanımızın yanında olacağız. Onu da doğru yaptığı takdirde yalnız. Eğer bir eksiklik olursa biz de onun tabii karşısında durmayı biliriz. Eksik gördüklerimizin ve doğruların ortaya koyarak ilçemizin kalkınmasına katkı koymaya çalışıyoruz. Ve bu anlamda da kamuoyunu doğru bilgilendiriyoruz ve şu an işte bizler de o yüzden sizlerin huzurunuzdayız. Biz kahve köşelerinde dedikodu yapmıyoruz ki, kahveler de kapalı zaten. Sayın Belediye Başkanımız böyle ifadeler yapmışlar. Biz sayın muhtarlarımızı ziyaret ettik. İşte buradayız. Tam Yenişehir'in göbeğinde, meydanında, heykelde basın mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm Yenişehir'e doğruları şu an burada sizlerle paylaşacağız. Şu an Yenişehir'de herkes diyor ki acaba gerçekten bizim Yenişehir satılıyor mu, malları satılıyor mu? Şimdi bunları sizlerle paylaşacağım. Sayın Belediye Başkanı'nın bugüne kadar yapmış olduğu olumlu çalışmaları her daim destekledik. Bundan sonra da kentimize katacağı güzel projelerde onun yanında olacağız. Eksik gördüğümüz konularda ise bilgi ve birikimlerimizle yol gösterici olacağız. Bunu da şimdiden herkesin bilmesini istiyorum. Değerli dostlar, kıymetli Yenişehirliler,
Ocak ayı meclis toplantısında alınan satış kararı günlerde ilçemizin ana gündem maddesini oluşturuyor. Taşınmaz mal satışı ile ilgili kararı ile ilgili tespit ettiğimiz olumsuzlukları çözmek için ve büyümesini engellemek için bugüne kadar oldukça çaba sarf ettik. Bizim olumlu yaklaşımlarımıza aynı şekilde karşılık göremememizin sonucunda işte bugün burada sizlerdeyiz. Bizler aslında son güne kadar bunun mücadelesini verdik. Basın açıklaması yapmayalım, mahkemeye gitmeyelim, bunun bir yolunu bulalım. Alınan yanlış karardan bir şekilde dönelim diye bir çalışma içerisine gittik. Ama maalesef buna imkan olmadı. Daha iki akşam önce iki arkadaşımız benimle görüştüler. Belediye başkanımızla görüşmemiz, oturup konuşmamızı istediler. Hay hay dedik, oturalım, konuşalım, bir araya gelelim, çözüm bulalım. Biz istemiyoruz Yenişehir'imizin dışarılarda olumsuz anılmasını. Ama bir yanlışlık varsa da bizim İyi Partilerin buna göz yummasını kimse beklemesin kendisinden dedik. Sayın Başkanımızdan istediğimiz şuydu. Bir basın açıklamasıyla aldığımız satış kararlarının hatalı olduğunu, yanlış olduğunu ve Mart ayında gelecek olan meclis toplantısında bu kararı iptalini istemesini istedik kendisinden. Bu kadar basit. Ama kendisi ben dedi bir kere karar aldım. Bu karardan geri adım atmam satış kararından. Yani atı alan Üsküdar'ı geçti. Siz bu tabirleri bir yerlerden hatırlıyor olmanız gerekiyor. 5393 sayılı belediye kanununa göre belediye meclisinde yer alan taşınmaz mallarla ilgili alınması istenen taşınmazların ada, parsel, cinsi, mevki, yüz ölçümleri gibi bilgilerin ya meclis gruplarından önce meclis gruplarına ya da meclis toplantısında meclis üyelerinin bilgisine sunulması zorunludur. Bu bir yasadır, bu bir kanundur. Eğer bunu yapmazsanız adalet sizin yakanıza yapışır. 4 Ocak 2021 tarihinde değerli dostlar, belediye meclisinde yer alan taşınmaz mal satışlarının görüşülmesi maddesinde Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Davut Aydın, çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda birkaç parça artık parsel için satış kararı almamız gerek diyerek meclis üyelerine açıklama yapıyorlar. Artık parsel hepimiz biliyoruz değil mi? Artık parsel nedir? Artık parsel 100 metre, 200 metre ekonomik olarak çok bir getirisi olmayan, imarsız alanlarda tarım yapılmaya çok müsait olmayan yerlerdir. Birkaç parça artık parsel satış için karar almamız gerekiyor diyor. Meclis üyeleri de Sayın Başkanım ada parsel bilgilerini bizlerle paylaşmanız gerekiyor, paylaşır mısınız diye sorduklarında düzenleme yapılıyor. İmardaki arkadaşlar yarın sizlere versinler diyerek konuyu Sayın Başkan geçiştirerek ve laf cambazlıkları yaparak kanunlara aykırı bir şekilde oylamaya sunuyorlar. Belediye meclis üyelerimiz burada hepsi ama hepsi yanıltılıyor. Niye yanıltılıyor? Sadece İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı meclis üyelerimiz değil, Cumhur İttifakı meclis üyelerimiz de yanıltılıyorlar. AK Parti meclis üyelerimiz de yanıltılıyorlar. MHP meclis üyelerimiz de yanıltılıyorlar. Terziler mahallemizde 218 bin metrekare yerin meclis kararlarında satış kararı alınmış. Terzilerdeki meclis üyelerimiz buna razı gösterirler mi bilseler? Köylerinden tepki alacağını bilmezler mi? Ama onlardan bile bu satış kararı maalesef saklanıyor. Sonunda yine sadece bu değil. Yani ada parsel bilgilerini vermemek değil. Normalde belediye çalışma yönetmeliğinin 21. maddesine göre taşınmaz mal satışı ile ilgili maddelerde imar ve bütçeye ilişkin konular meclis tarafından kararı alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur. Bu bir kanun maddesidir. Şimdi bu diyorsunuz ki Ercan Bey ya çok şey konuşuyor, nereden biliyor? Ben belediyeciyim. Biz bunları söylemedik mi sizlere? Yıllarca Büyükşehir Belediyesi'nde yöneticilik yaptım. Aynı zamanda bunun eğitimini aldık. Yerel yönetim uzmanıyız. Ve bunları elbette bileceğiz. Sayın Başkan Plan Bütçe Komisyonu'na hatta İmar Komisyonu'na bile gitmesi gerekiyor. Bunları oraya göndermeden
direkt oylamaya geçiyor. Bu da usulsüz bir uygulama. Neden imara gidilmesi gerekiyor sizlere söyleyeyim mi? Çünkü şundan, imar komisyonuna gidip incelenmesi gerekiyor. Tabakhane Mahallesi'nde planlarda ağaçlandırma alanı olarak görülen yer şu an satış kararı alındı. Ağaçlandırma alanı. Yenigün Mahallesi'nde yeşil alan olarak görülen yer imarda şu an satış kararı alındı. Köylerde yollara satış kararı alındı. Mahmudiye Mahallemizde mezarlık. İnsanlar orada yatıyor, metfun bulunuyor. Bir abim geldi geçen gün, benim dedi dedem orada yatıyor. Birisi alırsa şehir dışından, ben boşaltın derse ne yapacağız biz dedi. Düşünebiliyor musunuz? Mahmudiye'de mezarlık satış kararı alınmış. Hazine yerlerinin satış kararı alınmış. Hazine yeri belediyenin değil ki. Buski'nin satış kararı, Buski'nin tapusu olan yerler, Terziler'de satış kararı alınmış. Daha birçok yer. Bunlar bu yüzden imar komisyonuna gidip incelenmesi gerektiğini, bunu Sayın Başkan'ın bilmesi gerekiyordu ya da yanındakilerin. Devam edeyim. Şimdi satışa onay veren meclis üyelerimiz. Şimdi halkımız diyor ki ya da işte eleştirmek için diyorlar ki Ercan Bey sizin meclis üyeleriniz de buna onay vermiş. Ya da efendim diğer meclis üyeleri de onay vermiş. Bir belediye başkanı şehrül emin olması gerekir, öyle değil mi? Şehrin en güvenilir insanı olması gerekir. Ama Sayın Başkan artık parsel diyor burada, birkaç parsel diyor. Ve meclis üyelerinde iyi niyetinden kaynaklanan bir durumla meclis üyeleri yanıltılarak, kandırılarak ki yani ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımız kandırılıyor, bilmiyor musunuz? Kandırıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kandırıldığı yerde bir meclis üyesi kandırılamaz mı? Meclis üyeleri kandırılarak bu efendim meclis kararlarına oy veriyorlar. Büyükşehir Belediyesi ile görüştük, yetkililerle, uzmanlarla, hukukçularla görüştük. Sayıştay denetçileriyle görüştüm, baş denetçileriyle görüştüm. Hepsinin ortak noktası bunun kanunsuz olduğunun, usulsüz olduğunun. Ercan Bey, bu işin altında bir şey var. Artık parseller olsa ada parsel bilgileri verilir. Bir araştırın lütfen bunu diye bizlere özellikle ikaz ettiler. Efendim Sayın Davut Aydın imzalı resmi yazı Yenişehir Kaymakamlığı'na. Hani diyorlar ya satış kararı almadı başkan. Başkan diyor ya ben satış kararı almadım, alır mıyım hiç diyor ya. Bakın okuyorum Sayın Davut Aydın'ın kaymakamlığa verdiği yazıyı. Belediye Meclisimiz 4 Ocak 2021 tarihinde meclis üyelerinin katılımıyla toplanarak gündemde belirtilen kararları görüşmüş, meclis gündeminde bulunan taşınmaz mal satışının görüşülmesiyle gündem maddesiyle içinde, bakın içinde yer, ada ve parsel metrekare olarak yüz ölçümü, cinsi, mevki, hisse oranı ve metrekare olarak hisse miktarının da belirtildiği taşınmazlar oylanarak toplantıya katılan meclis üyelerinin oy birliğiyle satışına karar verilmiştir. Bunu Sayın Davut Aydın diyor. Hani satış yapmıyordun? Sayın Davut Aydın, şimdi İncirli'ye gitti dün akşam. Ben satmayacağım. Gerçekten satmayacağım. Hatta şerefsizim, satmayacağım. Vatandaş sordu. Sayın Başkan, satmayacaksın da bizim sarı kızımızın satış kararı listesinde ne işi var Allah aşkına? Diyor ki bizim belediye başkanları olarak öyle her yıl almamız gerekiyor satış kararı. Bu bir prosedür. Yok artık. Sayın Süleyman Çelik 5 yıllık döneminde sadece bir defa 19 yerlik satış kararı aldı. O kadar. Yani yapmayın. Tabii İncirli halkı tabii bunu yemedi elbette. Kanun, yasa ve genelgeler ortada olmasına rağmen güç zehirlenmesinin yanında ben yaptım oldu, kimseye hesap vermem anlayışının ilçemize hiçbir fayda sağlayamayacağı, ortak akıl ile hareket etmenin ne kadar önemli olduğu ortadadır. Sonra işte böyle birileri ortaya çıkar, senin maskeni düşürür. Uyarıyorum. Yenişehir halkının hakkını savunduğumuz, gerçekleri araştırdığımız, doğruları, kanıtları ve resmi belgeleriyle ortaya koyduğumuz halde bizleri iftira atmakla suçlayan, dün yaptığı basın açıklamasında belgeleriyle kanıtları ortaya sunduğumuz halde, bırakın belediye başkanını, medeni bir insana yakışmayan sözler,
ve hakaretlerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Davut Aydın, vicdanlı insanların gözünde bu saatten sonra büyük bir güven kaybı yaşamıştır. Herkes şunu çok iyi bilsin ki Yenişehir Belediyesi'ni Bursa Belediyeler tarihinin rekoru olan 3476 dönüm taşınmaz mal satış kararında kanunsuzluğa alet olan herkes hukuk önünde yargılanacağı gibi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine ve Yenişehir halkına da hesap verecektir. Yenişehir halkı adına İyi Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı olarak bizler İdare Mahkemesi'nde dava açıp kanunlara aykırı bir şekilde alınan 3476 dönümlük taşınmaz mal satış kararı için bir hukuk mücadelesi başlatıyoruz. Yüce Türk Adaleti nezdinde İdare Mahkemesi'nce bu kanunsuzluğun ve resmi kararların önüne geçireceğine ve adaletin yerini bulacağına olan güvencimiz tamdır. Yenişehir Belediye Meclisi'nce usulsüzce alınan satış kararını iptal ettireceğimizden emin olabilirsiniz. Buradan Güneci 350 dönüm, Ebeköy 260 dönüm, Barcin 248 dönüm, Terziler 218 dönüm, Ayaz 210 dönüm, Çelebi 77 dönüm, daha binlerce dönüm arazindeki yaşayan insanlarımızın bundan emin olmasına sizlere söylüyorum. Yenişehirli hemşehrilerimizin hakkını koruyacağımıza dair hepinizin önünde sizlere tekrar söz veriyor. Basın açıklamamıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımızın sorularını bekliyorum. Teşekkür ediyorum.